Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün size Suunto Vertical anlatacağım. Evet, bu saati ben yaklaşık 8 aydır falan kullanıyorum. Bundan bir full Ironman yaptım, bir half Ironman yaptım ki ikisi de dünya şampiyonasıydı. Sonrasında Kapadokya'da 63 kilometre koştum. Varda Ultra'yı koştum. Bunun gibi bir sürü yarışı koştum. Birçok kez antrenmanda kullandım. Açık sularda kullandım. En son Uludağ'a çıktım bununla beraber. Geriden geri döndük. Ama yine orada da deneyimleme şansım oldu. İşte şimdi bu deneyimlerden biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Saatin teknik özelliklerini zaten bir sürü videoda ya da işte internet sitesinde, Suunto'nun sitesinde görebiliyorsunuz. Onlarla da kısa bahsedeceğim ama esas önemli olan bu deneyimler arkadaşlar. Suunto son bir seneye kadar biraz geriye düşmüştü arkadaşlar. Açıkçası diğer modeller Suunto 9, Suunto 9 Peak Pro bunların hepsi biraz geride kalmıştı. Ama Vertical'la ve Race'le biraz piyasayı yakalamaya başladı açıkçası. Hatta öne çıkan bir sürü özelliği oldu. Bu saatin en önemli özelliklerinden biri arkadaşlar pil süresi. Evet, pil süresi gerçekten efsane. Hiçbir özelliğini açmazsanız, yani GPS'ini de açmazsanız direkt 60 günlük bir süre veriyor arkadaşlar. Ya da bir yarışta bütün özelliklerini açarsanız size 60 saatlik bir pil süresi veriyor. Hatta ben bundan işte full Ironman yaptım dedim. Nice'de yarıştım. 11 saat 30 dakikalık falan bir yarıştı o. Ve orada 86 falan başladık ve 66 falan bitti. Yani %20'ye yakın bir pil süresini harcadı. Ve daha da %60'lık bir pili vardı içinde arkadaşlar. Triatlon dediğimizde de biliyorsunuz önce yüzüyorsun, sonra bisiklete biniyorsun, sonra koşuyorsun. Ve hepsinde açıktı. Yani o GPS bol bol çalıştı. Ve ona rağmen %20'ye yakın bir pili harcamış oldu. Ve üzerinde safir cam var arkadaşlar. Bu safir cam gerçekten çok dayanıklı ve kolunuzda bunun sağlam olduğunu hissediyorsunuz. Ayrıca koşarken ya da sürerken çok net bir şekilde ekranı görüyorsunuz. Büyük harflerle yazdığı için yani yüzerken bile kolunuzu attığınız zaman buradan saatinizi görebiliyorsunuz. Kaç pace'le gittiğinizi ya da işte kaç dakika olduğunu özellikle yarışlarda şöyle yaklaşık yarım saniye durarak ki o zaman zaten duruyorsunuz kolunuzu ilerinize attığınızda onu net olarak oradan görebiliyorsunuz. Bu saatin kayışı da çok rahat arkadaşlar. Çok kolunuzda sizi rahatsız etmiyor. Böyle burada rahatça bir şekilde takabiliyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Şöyle bir durumu var. Bakın şurada böyle bir kopçası gibi bir şey var diyelim. Bu bazen çıkabiliyor. Koşu sırasında böyle çıkabiliyor. Ya da bisiklet sırasında sudan çıkmışsınız. Bunu buraya takmak bazen zor olabiliyor o performans sırasında. Ama o da çok büyük bir zararı olmuyor. İleriki zamanlarda Suunto bunu da çözecektir. Bu saate antrenörünüzden gelen, Training Fix'ten gelen verileri direkt atabiliyorsunuz. Yani sizin antrenmanınızı direkt buraya atabiliyorsunuz. Ve işte size o zaman çok güzel bir yardımcı antrenör oluyor. Yani direkt koşu sırasındaki gitmeniz gereken pace'i söylüyor. İntervallerinizi çok rahat bir şekilde buradan yapabiliyorsunuz. Ayrıca zaten saat üzerinden de interval açabiliyorsunuz. Ve aynı şekilde de antrenmanınız bittiği zaman direkt tüm verileri Training Fix'e geri gönderiyor. Ve antrenörünüz de buradan çok rahat bir şekilde bunları görebiliyor. Şimdi gelelim tasarımına. Bu saatin iki tane versiyonu var arkadaşlar. Bir tanesi bendeki olan paslanmaz çelik versiyonu. Bu bir tık daha ağır oluyor. 86 gram. Ve bir de 74 gramlık titanyum solar versiyonu var. Her iki modelde aynı boyutlara sahip. 49 mm çapında ve 13.6 mm derinliğinde arkadaşlar. Vertical, Suunto'nun şu zamana kadar yaptığı en geniş ekrana sahip. Ve biraz önce söylediğim gibi camı safir kristal cam ve böylelikle de çok dayanıklı. Ve ekran 280x280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik bir ekran. Evet, bu saat ilk çıktığı zaman dokunmatik ekranında problem vardı. Çok yavaştı. Ama şimdi en son gelen update ile çok rahat bir şekilde tüm menülere ulaşabiliyorsunuz. Dokunmatik ekranı kullanmazsanız da burada 3 tane tuşu var. Bu fiziksel düğmeler sayesinde de çok rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Açıkçası ben bu fiziksel tuşları daha çok kullanıyorum. Çünkü yarış sırasında, antrenman sırasında 4.30 pace'te giderken, 5 pace'te giderken bu dokunmatik ekrana, bu her saat için geçerli. Dokunmak, onun üzerinde bir şeyler yapmak çok zor oluyor. Ama bu tuşlarla her şeyi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani bakın burada üst tuşa bastığınız zaman direkt antrenman bölümlerine geliyor. Yani buradan istediğiniz spor dalını seçebiliyorsunuz. Buradaki alt tuşa bastığınız zaman da direkt diğer menülere geliyor. Ve buradan
orta tuşa basılı tuttuğunuz zaman direkt ayarları geliyorsunuz. Diğer menüleri direkt size anlatacağım ama burada şu sağ üstte de yeni bir özellik eklemişler. Buna basılı tuttuğunuz zaman size orada bir kısa yol gösteriyor. Buraya kısa yol olarak istediğinizi tanımlayabiliyorsunuz. Ben buraya kilometreyi tanımlamışım. Böyle o kilometreyi yemek yaparken falan direkt açıyorum mesela. Hemen geri sayımımı yapıyorum oradan. Ya da işte koşarken tabii ki. Ya da herhangi bir birinin süresini tutarken. Direkt oradan o kısa yoldan oraya ulaşabiliyorum. Yani işte bu tuşlar aslında arkadaşlar menülerin arasında gezmek için çok daha rahat bir kullanım sunuyor. Ve gelelim bu saatin en önemli özelliklerinden birine. Bu saatle beraber Suunto haritalara başka bir boyut getirdi. Buradan haritalara geldiğinizde direkt her yeri böyle Google'daki gibi görebiliyorsunuz. Buradan uzaklaştırabiliyorum. Basılı tuttuğumda 100 metre oldu, 200 metre oldu, 500 metre oldu ve 1 kilometre oldu. Hatta 2 kilometreyi buradan görebiliyorum ve dokunmatik ekrandan bunu istediğim yeri seçebiliyorum. Ayrıca da bu tuşlarla da haritada gezinebiliyorum arkadaşlar. Bu haritalar gerçekten Suunto'ya bir güzellik kattı arkadaşlar. Yani bunu nerede kullanıyorsun? Yeni bir şehre gittiğin zaman özellikle bu haritalar vasıtasıyla çok rahat bir şekilde rota bulabiliyorsun. Zaten Suunto'nun aplikasyonundan da çok güzel özellikleri var. Oraya gittiğin zaman sana en çok nerelerde koşuluyor onları oraları gösteriyor mesela ve oradan çok rahat bir şekilde yeni bir rota çizebiliyorsun. Bu hem bisiklet için hem koşu için geçerli. Ve bu haritalara gelmişken en önemli özelliklerden biri de arkadaşlar dual GPS. Bu dual GPS gerçekten hayat kurtarıcı bir şey. Evet, en son ben bunu Uludağ'da deneyimledim. Yaklaşık 3 saniye içinde falan yerimi buldu. Ama esas önemli olan nokta şehrin içinde bunu yapması. İşte doğal GPS'in özelliği bu arkadaşlar. Doğal GPS ile beraber Suunto 5 tane uydudan yararlanıyor. Yani o 5 tane uydudan konumunu belirleyebiliyorsun. Böylelikle de evden çıktın, antrenmana başlayacaksın. Direkt koşu modunu seçiyorsun ve hemen tık diye senin yerini buluyor. Ve bu yarışlarda da tabii ki çok büyük bir avantaj sağlıyor. En önemli avantajı da aslında açık su yüzmede. Yani açık su yüzmede de sen kolunu çıkardığın zaman o 5 uydudan birini hemen buluyor ve sana daha güvenilir bir mesafe gösteriyor. Evet, gelelim antrenmanlarda ne gibi özelliklerini kullanıyorum. Evet, koşuda buna direkt pace'inizi görebiliyorsunuz zaten normal olarak. Size gittiğiniz, koştuğunuz rotayı çiziyor. Böylelikle yine bilmediğiniz bir yerde koşuyorsanız direkt saatinize bakarak tekrar geri dönebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Ve bu sadece Suunto nabız bandıyla değil, Bluetooth Smart olan tüm nabız bantlarıyla da çalışıyor. Yani isterseniz koldan nabız bandı takın ya da isterseniz göğüsten nabız bandı takın. Hepsini bu görebiliyor. Burada da bir nabız ölçme yeri var. Yani kolunuzdan da nabzı ölçebiliyorsunuz ama o hiçbir saatte tam güvenilir veri vermez arkadaşlar. Çünkü onu takmak için, oradan ölçüm yapmak için saati şuraya falan bir yere takmanız lazım. Sıkı takmanız lazım ve orada oynamaması gerekiyor. Genelde işte burada sıkıntı yaratabiliyor bu. Ama mesela uyurken o nabzınızı orada rahat bir şekilde görebiliyor çünkü çok fazla oynamıyor. O özelliği genelde normal yaşam sırasında daha çok kullanıyorsunuz. Ama bir antrenman sırasında daha çok nabız bandını göğüsten kullanmanızı size tavsiye ederim. Koşu sırasında istediğiniz intervalleri de bu saat üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu saat üzerinden hiçbir aplikasyon kullanmadan, telefon kullanmadan direkt intervalli belirleyebiliyorsunuz. Training Peaks dediğimiz o canavardan antrenörünüzden gelen antrenmanı otomatik olarak bunun içine atıyorsunuz ve antrenmanınızı ona göre yapıyorsunuz. Kaç kilometre, kaç pace gideceğinizi size söylüyor ve size yavaşlamanız gerektiği yeri söylüyor, hızlanmanız gerektiği yeri söylüyor ve böylelikle de rahat bir antrenman çıkarıyorsunuz. Çünkü bazen bu antrenmanların içeriği gerçekten uzun olabiliyor ama o özellik sayesinde çok rahat bir şekilde antrenmanınızı yapabiliyorsunuz. Size yardımcı bir antrenör oluyor ve antrenmanınız bittiği anda da Training Peaks'e o verileri gönderiyor ve antrenörünüz de ya da antrenörünüz yoksa siz de o verileri çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Training Peaks kullanmıyorsanız da Suunto'nun kendi aplikasyonu da o verileri çok rahat bir şekilde tutuyor. Yani tüm bisiklet, koşu, dağcılık, bütün aktiviteleri oraya yükleyebiliyorsunuz ve orada da size çok güzel raporlar çıkarıyor. O aplikasyonla ilgili detaylı bilgileri daha sonra vereceğim arkadaşlar. Bisiklete geldiğimizde yine bisiklette anlık hızınızı çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Herhangi bir sensör tanıtmanıza gerek yok. Bu yine GPS üzerinden sizin hızınızı direkt
buraya yansıtıyor. Ve power metreniz varsa direkt power metrenizi de buna tanıtabiliyorsunuz Bluetooth Smart'la ve power metrenizdeki verileri de burada gösteriyor. Bu power metre durumu aynı şekilde koşuda da geçerli arkadaşlar. Koşuda da ayakkabınızda bir power metre varsa yine buradan görebiliyorsunuz anlık bir şekilde. Ve yüzme. Yüzme biraz önce söylediğim gibi açık denizde efsane. Gerçekten direkt nokta atışı sizin mesafenizi gösteriyor. Havuzda da çok iyi. Havuz antrenmanlarında suya girmeden önce direkt havuzun boyutunu belirliyorsunuz. Yani 25 metre mi 50 metre mi onu söylüyorsunuz ve ondan sonrasını işte bu çocuğa bırakıyorsunuz. Sonra sizin bütün leplerinizi hepsini bu tutuyor. Ve yani mesela 300 metrelik bir setiniz var. O 300 metreyi yüzdünüz. Hemen orada durduğunuz zaman otomatik lap alıyor ve onları da görebiliyorsunuz. Ve 300 metrelik ne kadar pace'de yüzdüğünüz, ne kadar hızla yüzdüğünüzü de görebiliyorsunuz. Ve aplikasyondan gelen bir ekranda da arkadaşlar sizin tam antrenman ekranınız oluyor. O antrenman ekranında direkt dinlenme zamanınızı da görüyorsunuz. Yani setiniz bitti, duruyorsunuz. O sırada hemen rest çalışmaya başlıyor. Ve antrenmanızda 20 saniye sonra devam et diyorsa siz 20 saniye orada görüyorsunuz ve direkt antrenmana devam ediyorsunuz. Ve gelelim uyku moduna. Evet, bu saati uyurken kolunuza takarsanız size bütün uyku boyunca eşlik ediyor ve sizin ne kadar derin uyuduğunuzu, ne kadar rahat uyuduğunuzu ya da işte saat kaçta uyuduğunuzu, saat kaçta uyandığınızı, uykunuzun kalitesini çok net bir şekilde size söylüyor. Uyku sırasındaki en düşük nabzınızı, dinlenik nabzınızı sabah uyandığınızda rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da aslında işte sizin antrenman durumunuzu ve yorgunluk durumunuzu size çok net bir şekilde söylüyor. Açıkçası antrenmanlardan sonra benim kullandığım en önemli özelliklerinden biri bu. Ve bununla ilgili bütün detayları da arkadaşlar Suunto aplikasyonunda net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve gelelim antrenman menülerine. Bakın burada bir sürü seçeneğiniz var. İşte indoor trainer'da yaptığınız bisiklet antrenmanı, indoor cycling ya da powerlı bisiklet antrenmanı. Bunların hepsini istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Ya da işte patika koşusu mu yapacaksınız yoksa normal koşu mu yapacaksınız, bunların hepsini görebiliyorsunuz. Bu arada bunun Türkçe dil desteği de var arkadaşlar. Ben burada koşu seçtiğim zaman yine burada hemen GPS'i bulmaya çalışıyor. Buradan direkt tüm ayarları yapabiliyorsunuz antrenman başlamadan önce. Antrenmana başlarken de şu anda GPS'i bulmayacak tabii ki. Çünkü bir apartmandayız, apartmanda bulması çok zor. Burada işte tüm verileri rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve bu verileri istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz da. Yani burada ana ekranda arkadaşlar en üst bölgede şu andaki saati gösteriyor. Hemen bu altındaki şu bölüm koştuğum mesafeyi, onun yanında nabzımı ve burada da pace'imi gösteriyor. En altta da o antrenmanın ya da yarışın ne kadar sürede olduğunu gösteriyor. Yana geldiğim zaman burada leplerimi direkt görebiliyorum. Bu otomatik lap de alıyor. İsterseniz kendiniz de lap alabiliyorsunuz. Burada da haritayı direkt görüyorsunuz. Ve bu ekranları istediğiniz gibi kendinize uygun bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. İsterseniz oraya kadansızı koyabilirsiniz. İsterseniz yeni bir ekran yapıp sadece nabzınızla hızınızı gösterebilirsiniz mesela orada. Ve onları büyük bir şekilde, daha büyük bir şekilde gösterebilirsiniz. Böylelikle bu saati kişiselleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu saatteki en önemli özelliklerinden biri de arkadaşlar bu alt taraftaki yorgunluk durumunuzu, vücudunuzun durumunu belirleyen bölüm, produktivite bölümü. Yani bu sizin uyku durumunuza göre, yaptığınız antrenmanlara göre buradaki vücudunuzu direkt görebiliyorsunuz. Bu şu anda benim normal bir bölümde olduğumu söylüyor. Eğer bu kırmızıya doğru giderse benim daha çok dinlenmem gerektiğini ya da maviye doğru gittiğinde de ne yapıyorsun sen, antrenman yap demek istediğini buradan anlıyoruz. Bunlar da hep işte uyku durumunuzda, antrenman durumunuzla ilgili buraya çıkardığı veriler. Bu saati aldıysanız mutlaka ilk iş olarak update edin. Zaten update etmek de çok kolay bunu. Direkt aplikasyona bağlıyorsunuz. O uygun şartları getirdiği zaman, yani o size söylüyor. Bir tane şarj cihazına takın diyor. Wireless'ı tanıtın diyor. Onları yaptığınız zaman çok rahat bir şekilde update edebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi update ettiğiniz zaman saat başka bir saat oluyor açıkçası. Bu saati seçmemin en büyük nedenlerinden biri arkadaşlar uzun pil ömrü, dual GPS ve buna haritaları rahat bir şekilde atabilmem. TrainingPeaks'ten antrenmanlarımı rahat bir şekilde burada görebilmem ve bunları uygulayabilmem. Sonrasında tabii TrainingPeaks'e geri göndermesi. Benim en çok sevdiğim özellikler bunlar arkadaşlar. Çünkü bir ultramaraton koşuyoruz. Ultramaratonda o haritayı çok net bir şekilde görmen lazım. Sen yarış sırasında o haritadan uzaklaştığında, o rotadan çıktığın zaman seni hemen uyarması en güzel özelliklerden biri arkadaşlar. Havuzdaki yüzme antrenmanı sırasındaki
aldığı otomatik lab'ler gerçekten hayatı çok kolaylaştırıyor. Bu vertical ile ilgili birkaç video daha yapacağım arkadaşlar. Bu menüleri daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğim size. Ya da aplikasyondan buna indireceğimiz tool'ları göstereceğim. Bu saate nasıl rota yüklenir onları falan göstereceğim. O yüzden de Asla Durma YouTube kanalını, Asla Durma Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Saatle ilgili başka sorularınız varsa aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Bu kısa incelemede çoğu şeyi atlamış olabiliriz. Onları bir sonraki videoda tekrar üzerinden geçeriz. Ama bugünlük bu kadar. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz. Oh be. Esmen ağzım kurudu. Konuş konuş nereye kadar ya. Oh, kahve gibisi yok vallahi. Hadi şimdi edite.